İlk olarak buraya yazacağım tepkimenin denge sabitini bulmak istiyorum. Gaz fazında olan bor triflorür artı sıvı fazında 3 mol su. Dengenin diğer tarafında da sıvı fazında 3 mol hidroflorik asit var. Sıvı fazında derken su içinde çözünmüş olduğunu söyleyebiliriz. Eğer çözünmemiş olsaydı yani katı fazla olsaydı o zaman hidrojen florür dememiz gerekirdi. Çünkü hidroflorik asit, hidrojen florür bileşiğinin sudaki çözeltesine verilen isimdir. Ama şu anda adlandırma aklınızı karıştırmasın. Adlandırmaları bir başka videoda daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Burada bir de 1 mol borik asit olmalı ve o da suda çözünmüş halde. H3BO3 Sizce bu tepkimenin denge ifadesini nasıl yazabiliriz? Aslında bu size artık çok kolay geliyor olabilir denge sabiti eşittir, ürünler bölü reaktantlar, yani tepkimeye girenler. Aslında tepkime simetrik, sonuçta dengeye ulaşmış. Yani iki türlü de yazabiliriz. Sağdan sola doğru da, soldan sağa doğru da. Ama şimdi elimizdekine göre devam edelim. Sağ taraf hidroflorik asidin derişimine bağlı değil mi? Bir diğer de işte HF'nin yani modelitesi üssü 3 çarpı borik asidin derişimi. Peki neden HF'nin derişimi üssü 3 yazdık? Çünkü tepkimenin bu yönde gerçekleşmesi için 3 molekül hidroflorik asitle 1 molekül borik asit olması gerekiyor. Bu arada denge sabitinin nasıl türetildiğine bakarsanız bütün bunların nasıl bulunduğunu da daha iyi anlayabilirsiniz. Evet. Burada yazdıklarımız aslında tepkimenin gerçekleşme olasılığını ya da bu moleküllerin bir arada bulunabilme olasılığını gösteriyor. Tabi bunu bir sabitle düzenleme şansımız var. Ki buradaki denge sabitinin de bunu yaptığını söyleyebiliriz. Bu tarafın ürünler ya da reaktantlar olması tepkimeye ne yönden baktığınıza bağlı. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Bu kısmı bir de bor triflörünün molaritesi çarpı suyun molaritesi üssü 3'e bölmemiz gerekiyor. Burada tabii ki sıvı fazla olan sudan bahsediyoruz. Burada üzerinde düşünmenizi istediğim bir nokta var. Suyun molaritesi. Yani suyun derişimi nedir? Derişim hepimizin bildiği gibi mol bölü hacme eşit. Ama bu durumda neler oluyor? İlk başta suyun içine biraz bor triflorür gazı ekliyoruz ve buradaki asetlerin sudaki çözeltilerini elde ediyoruz. Buradaki çözücü nedir? Su. Tepkime bu şekilde gerçekleşiyor olabilir ama gördüğünüz gibi su her yerde. Yani su ortamda fazla oranda bulunuyor suyun derişimini bulmak istediğinizi düşünürsek, suyun her yerde olduğunu da bilmemiz gerekli. Su, bor, triflörün dışında kalan her şeyi oluşturuyor. Bu da oldukça büyük bir hacme işaret ediyor. Bunu bir de olasılık bakış açısıyla düşünelim. Bu tepkimenin ileri yönde gerçekleşmesi için bor, triflörür ve 3 mol suyun aynı hacimde bulunması gerekiyor. Ama biraz önce suyun her yerde olduğunu söyledik. Sonuç olarak ortamın çözücüsü su. Demek ki burada dikkat etmemiz gereken nokta sadece bor triflörün derişimi. Bu durumda ileri yöndeki tepkiminin hızı bir sabitle sadece bor triflörün derişimine bağlı. Suyun derişimiyle çarpmamıza gerek yok. Sonuçta su her yerde var. Demek ki paydaya suyu yani çözücüyü yazmamıza gerek yok. Bir başka deyişle sadece çözücünün içinde çözünenleri eklememiz gerekiyor. Eğer olasılık bakış açısıyla düşünecek olursanız, bu durum daha mantıklı gelecektir. Sonuçta su her tarafta var. Yani her bir küçük hacimle su bulma olasılığımız 1. Bir. Yani 1 ile çarparsak olur. Bu da yazdığımız denklemi değiştirmez. Şimdi bir sonraki tepkimeye bakalım. Birden fazla faz bulunan reaksiyon dengelerine heterojen denge diyoruz. Örneğin elimizde gaz fazında su olsun. Aslında buna su değil de buhar dememiz gerekir değil mi? Demek ki bu durumda çözücümüz su değil. Bir de katı fazında karbon ekleyelim. Diğer tarafa da gaz fazında hidrojenle gaz fazında karbon monoksit yazalım. Heterojen denge dememizin nedeni dengeye ulaşıldığında hem gaz hem de katı fazında maddelerimizin olması. Katı faz dediğimize göre çözünmemiş olduğundan bahsediyoruz. Yani herhangi bir çözeltide kolloid veya süspansiyonda çözülme söz konusu değil eğer çözülmüş olsaydı buraya suda diye eklememiz gerekirdi. Şimdi ileri yöndeki tepkimeyi düşünelim. İleri yöndeki tepkime hızı nelere bağlı? İleri yöndeki tepkime de katı faz var. Büyük bir karbon bloğu ve buhar düşünün. Yani büyük karbon bloğunun etrafında su buharı olsun. Herhangi bir hacim aldığınızı düşünelim. Özellikle karbonun sınırlarında bir hacim seçtiğiniz takdirde bu hacmin içinde her şekilde karbon olacak. Önemli olan o hacim içindeki buhar miktarı. Yani ileri yöndeki tepkimenin hızını etkileyen parametre su buharının derişimi. İleri yöndeki tepkimenin hızı eşittir, bir sabit çarpı su buharının derişimi. Ters yöndeki tepkime için biraz H2 molekülüne ihtiyacımız var. İşte böyle çizebiliriz. Sonuçta iki tane hidrojen atomu var. Karbon monoksiti de böyle yapalım. Böyle görünüyor olmalı değil mi? Ters yöndeki tepkimenin hızı da bir sabit çarpı, bu iki molekülün aynı hacimde bulunma olasılığına eşit. Aslında olasılık da dolaylı yoldan derişime bağlı diyebiliriz. Yani H2'nin derişimi çarpı karbon monoksitin derişimi diyebiliriz. İkisini de tanımlamak için çarpıyoruz çünkü ikisine de ihtiyacımız var. Bir tepkime dengede ise bu ikisi birbirine eşit olur. O zaman burası eşittir, ters yöndeki tepkime sabiti çarpı H2'nin derişim çarpı karbon monoksitin derişimi olur. İki tarafı da KT'ye hatta bir de H2O'ya bölelim. İleri yöndeki tepkime sabiti bölü ters yöndeki tepkime sabiti eşittir şu kısım hemen kopyalayayım bölü şu kısım olur. Yine hemen kopyalayayım. Evet. Araya da bölme işaretini koyalım. Buna da tek bir adla denge sabiti adını veririz. Kısacası katı fazı göz ardı etmiş olduk. Tüm bu videodan çıkarmanız gereken ya da unutmamanız gereken iki nokta var. Eğer denge sabitini hesaplamak istiyorsanız, özellikle de heterojen bir dengeden bahsederken ilk olarak çözücüyü göz ardı etmeniz gerekiyor. Tıpkı ilk örnekte bor triflorürün sudaki çözeltisinde suyu saymadığımız gibi. Sonuçta su her yerde vardı. İkinci olarak katı fazı da aynı şekilde göz ardı etmeniz gerekiyor. Aslında denge sabitini hesaplayacağımız sonraki örneklerde de bunu tekrar edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.